Değerli arkadaşlar, bugün size şaşıracağınız bilinçaltının gücünden bahsetmek istiyorum. Bizim bilinçaltımız buzdağının altında daha kapasitesini tam anlayamadı bilim adamları ve o kadar büyük potansiyeli var ki. Örneğin çok basit bir tane örnekten bahsetmek istiyorum. Senin bilinçaltın oturduğu yerde şu anda 8 kilometre ötedeki sesleri duyabiliyor. Bilinçaltın bunu duyabiliyor. Hissedebiliyor. 8-9 kilometre ötedeki kokuyu alabiliyor. Bir arı gibi. Arılar da öyle. 8 kilometre ötedeki kokuyu alabiliyor. Bununla beraber sezgileri çok güçlü. 7-8 saniye önce ne olacağını biliyor. Mesela 7-8 saniye sonra ne olacağını aşağı yukarı biliyor. Bilinçaltı sistemi bir saat gibi çalışıyor. Bir saat makinesi vardır ya, tık 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 tık, o şekilde çalışıyor. Fakat üzücü taraf ne biliyor musunuz? İnsanoğlu bu güzel nimeti kullanmayı bilmiyor. Kullanamadığı için ömrünü tüketiyor. Şöyle diyelim, aslında kapasitesi var başarıya gitmek için, tamam mı? Adım atacak sadece. Adım atması gerekiyor, düşüncesini değiştirmesi gerekiyor sadece. Belki de gerisini bilinçaltı yapıyor zaten. Yani içsel kaynaklar var zaten. Ne yapılacağını adım adım biliyor bilinçaltı. Ama onu frenleyen şey ne? Geçmişte ona yüklenen negatif cümleler ile onu frenleyen düşünceler var. Başarıyla alakalı tanımlar, zenginlikle alakalı tanımlar, evlilikle alakalı tanımlar, yanlış tanımlar onu frenliyor. Şöyle örnek vermek istiyorum. Bak, senin arzuladığın yıllardan beri bir hedefin var ama bir türlü varamıyorsun oraya. Tam adım atacaksın, önüne bir engel çıkıyor. İşte o engel, tamam mı, şurada duruyor. Zihninde duruyor. Zihin yapısı. İşte bakış açısı. Bu engelliyor. Eğer bu sınır kalkarsa, o zaman otomatikmen senin fazla bir şey yapmana gerek kalmıyor. Bilinçaltı otomatik bir şekilde seni o hedefine götürüyor. İnsanoğlu biyolojik bir robot gibidir. Robotlar programlanır ve programlandığı şekilde hareket eder. Biz insanlar da biyolojik bir robot olduğumuzdan dolayı programlanma şekillerimiz var. Genellikle bizi programlayanlar çevremizdeki 5 kişidir. Bunlar en yakınımız, bizi iyi veya kötü programlarlar. Yani senin alışkanlıkların çayı açık içmen neyle alakalı? Bilinçaltın programlandığı için açık çay içiyorsun. Ben şekersiz içiyorum mesela. Şimdi neyle oldu bu? Bir arkadaşım beni programladı. Dedi ki şeker iyi değil. Şekersiz içersen şöyle, böyle. Ben de şekersiz içiyorum mesela. Açık çay içmemin sebebi mesela hafif açık. Erzurumlu arkadaşım var. Onlar çok çay içerler. Açık içerler. Onlar öyle programlandığından dolayı. Açık çay içiyorum. Ve limonlu içiyorum örneğin. Bu bir alışkanlık. Anlatabiliyor muyum? Neyle alakalı? Demek ki beni kim programladı? Erzurumlu bir arkadaşım programladı. Limon kullanan başka bir arkadaşım programladı. Birkaç kişi programladı beni çayla alakalı. Ve bütün alışkanlıklarımız bu şekildedir. Yani bir alışkanlığı kazandıysak bizi birisi programladığı için böyle. Çocukluktan bu zamana kadar her insanın beynine sınırlar kondu. Ona yapamazsın, başaramazsın, beceriksizsin veya sen şöylesin, sen böylesin diye programlar kondu, limitler kondu. Bu limitlerden dolayı kişiler kendini tavuk zanneden kartal gibi sınırladı. Ve şu anda eğer başaramıyorsan, hedefine varamıyorsan sebebi büyük bir ihtimalle bu olabilir. Ben yıllardan beri hocam çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Aslında hak ediyorum bunları, bu kadar gayret göstermeme rağmen başaramıyorum diyorsun ama senin beyninde sınırlar var. Sen kartal olduğuna inanmıyorsun hala. Çünkü sana inandırmışlar. Senin beynine sınırlar konmuş. Seni hedefine götüren,
sana pratik yöntemler gösteren, uçmayı öğretecek bilgi kartala ihtiyacın var. O zaman sınırların kalkacak. Eğer sınırlarını kaldıramazsan, o zaman ömrünü zayi edeceksin. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Sen kartal olduğun halde tavuğum diyorsun. Çünkü kendini bilmiyorsun. Bilmediğinden dolayı bu sıkıntıları yaşıyorsun. Yani şu anda senin yaşadığın korkular, kaygılar, anksiyete, başarısızlık, hedefine varamamak, güzel hedefler koyamamak, hayal kuramamak, iş yerinde başarısızlık, mesleğinde başarısızlık, elinde parayı tutamamak, ailenle yaşadığın sorunlar, iletişim sorunları, kendinle yaşadığın sıkıntılar, özgüven eksiklikleri, aklına olumsuz gelen ne varsa hepsinin sebebi geçmişte yaşadıklarından kaynaklı. Eğer hayatının kralı olmak istiyorsan, o zaman bakış açını değiştirmen lazım. Özüne dönmen lazım. Aslan olduğuna artık inanman lazım. Peki bunları nasıl çözeceğiz? Nasıl anlayacağız? Hangi program yüklendi bana? Bunu nasıl anlayabileceğiz? Genellikle muhasebe yaparak. Yani kendin de muhasebesini yapabilirsin. Yani senin en çok hayatında ızdırap çektiğin konu nedir? Hangi konuda acı çekiyorsun? Hangi konularda ilerleyemiyorsun? Bunları yaz, not al. Muhasebesini yap. Mutlaka ilerleyemediğin konularda seni sınırlayan, ailen tarafından, çevren tarafından yüklenen negatif programlar vardır. Bu negatif programları en önemlisi tespit edebilmek. Bunu anlayabilmek. Bunu ilk önce üstünden böyle anlayabilirsin. İkincisi, bunu tespit ettin. Bu negatif programı değiştirmen gerekiyor. Seni sınırlayan programın yerine seni özgür bırakan pozitif bir program yüklemen gerekiyor. Hani biliyorsunuz, iki günü bir olan aldanmıştır diye bir hadis-i şerif var. İki günümüz asla aynı olmamalı. Sürekli fıtrat gereği kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor, farklı şeyler yapmamız gerekiyor, farklı insanlarla tanışmamız gerekiyor. Bu bizim beynimizi geliştiriyor arkadaşlar. Artık bugünden itibaren ben başarılı olmak istiyorum diyorsan, biraz önce dediğim gibi kendi üzerine fokuslan. Tamam mı? Kendini geliştirmek için, güncelde tutmak için harekete geçmen lazım. Kendi düşüncelerini, bakış açını değiştirmen gerekiyor artık. Düşünce kalıbını değiştirmek. İlk önce belki oradan başlaman lazım. Harekete geçmen gerekiyor. Yani düşünce kalıbını değiştirmeye başladığın zaman zaten bilinçaltında sana lazım olan kaynaklar devreye girecek ve problemlerini çözeceksin. Hedefine çok hızlı varacaksın. Artık sen de, hocam ben çürümek istemiyorum. Hayattan zevk almak istiyorum. Güçlenmek istiyorum. Daha başarılı olmak istiyorum. Değerimi arttırmak istiyorum. Hayat kalitemi arttırmak istiyorum diyorsan, o zaman yapacağın şey kendini tanımak ve gelişim yolunda ilerlemek. Sen adım attıkça, kendini geliştirdikçe, sen güçlendikçe başarın artacak. Çevrenle daha huzurlu olacaksın. Mutlu olacaksın. Artık vakti geldi diyorsan benimle iletişime girebilirsin. Hemen videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Arkadaşlar seni ararlar. Birebir online görüşmesi yaparız. Ben sana o hedefine nasıl ulaşacağını adım adım gösteririm. Hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.